Merhabalar. Özlem Tunalı ile Spiritüel Sohbetlere hoş geldin. Bu sohbetimizde çok çok güzel bir şeyden bahsedeceğim. Uzun zamandır yine anlatmayı düşündüğüm bir konuydu. Zaman bulamamıştım. Öncelikle liste yapmam gerekiyordu. Aşk uyumlamalarından bahsedeceğim. Aşk üzerine uyumlamalardan. Bunu niye yaptım? İlk önce bunu anlatayım. Bugün aşk enerjilerinden bahsedeceğim ya. Neden aşk uyumlamalarını listeledim? Bundan bahsedeyim. Çünkü çok uyumlama var. Çok uyumlama var. Bu kadar uyumlama arasında ortalama 4000 tane uyumlama var. Bu kadar uyumlama arasında evvela kişi kaybolabilir. Kaybolabilir, kafası karışabilir. Benim ihtiyacım olan ne? Neyi almalıyım? Yani arasından bilemeyebilir. Hepsi birbirine benziyor da gibi de gelebilir ya da hepsi birbirinden farklı ama insan en sonunda sıkılıp da bırakabilir ya da daha önemlisi zaten bunların hepsine burada sayacaklarıma bizim tunalreiki.com dışında Avrupa siteleri dışında pek de ulaşamaz. Neden? 4000 uyumlamanın biz bir kısmını eklemeye çalıştık oradan. 4000 uyumlamayı zaten yükleyemedik zaman sorunu nedeniyle. Ama zaten Türkiye'de bu kadar kapsamlı bir reiki sitesi yok. Onu da söyleyeyim. Bu yüzden kişi ve çok kişiyle konuşuyorum ya. O yüzden çok kişinin düşüncelerini size anlatabilirim. Çok kişinin düşüncelerine derman olayım buradan. Şöyle bir şeyler söylüyorlar. Hocam işte aşık olmak istiyorum. Hayatımı aşkı çekmek istiyorum. İşte belli bir yaşa geldim. Artık evlenmek istiyor ya da evlenmek istemiyor. O ayrı konu. Ama gerçekten sevmek, sevilmek istiyorum diyor. Ya da İlişkime bir canlılık katmak istiyorum diyor. İlişki monotonlaştı. Hani tadı tuzu bir şey kalmadı diyor. Diyelim ki başka bir konu. Eşiyle biraz böyle limonlu durumlar. Ondan sonra arasında tartışmalar oluyor. Biraz daha ilişkimizi canlandıracak enerjiler, reiki türleri var mı diyor. Evet var. O zaman bu kişilere benim bunu listelemem gerekiyordu. Bunu o kadar çok uzun zamandır düşünüyordum ki. Birkaç önerim falan olmuştu zaten insanlara. Hani şunu yapabilirsin, bunu yapabilirsin falan filan ama bugün ne yaptım? Ne yaptım? Listeyi komple taradım. Komple o 4000 uyumlamayı defalarca okudum, defalarca listeledim. Ve ne yaptım biliyor musun? Acayip güzel bir şey, acayip işine yarayacak bir şey. Eğer aşka ihtiyacım varsa acayip güzel işine yarayacak. Aşk uyumlamaları listeledim. İlk üçe hangileri girer onları söyleyeceğim. Kadınlar için ne gerekli onu söyleyeceğim. Cazibe için düşünüyorsan onu söyleyeceğim. Dişil tarafın daha azsa eğer o ne gerekli onun için onu söyleyeceğim. Evlenmek istiyorsan ne gerekli onu söyleyeceğim. Bunların arasında ara ara notlar da söyleyeceğim. Hani direkt söyleyip geçmeyeceğim. Başlıyorum. Ama hani şunu söylemem lazım. Aşk uyumlamaları hayatta insanın en çok canını acıtan iki tane şey var. Sağlık da önemli ama en çok gelen insanlar neyden geliyor biliyor musun? Bana gelen insanlar. Aşk ve para. İnsanların en çok istediği şey bu. Hatta benim videolarımın içinde de en çok aşk ve para olanlar almış başını gitmiş. Bir de bunun yanında astral seyahat videom var. O da ayrı konu parantez içinde. Demem o ki insanların gerçekten büyük bir ihtiyacı bu. Tabii ki sevilmek, sevmek ihtiyacı. Başlıca ihtiyaçlarımız, değil mi? Çok önemli bir şey. Her zaman meleklerin beni yönlendirdiğini düşünüyorum videolarımda konuşurken. İlk söylemem gereken şeyin şu olduğunu düşünüyorum. Biz hep ruh eşimizi ararız. Eksik kalan yarım parçamızı ararız. Onu bulana kadar her şey eksiktir. Her şey. Yenilen yemek, seyredilen film, ne olursa edinilen sohbetler hepsi yarım. Hayaller yarımdır. Ne zaman ki onu bulursun, dünya tamamlanır. Tabii ki şöyle bir şey var. Hırgür olmadan, kavga olmadan, tartışma olmadan daha tatlı bir ilişki olursa ne ala. Daha uyumlu, güzel bir ilişki olursa ne ala. O yüzden asıl eşini yani eşin olan insanın senin kalbindeki insan mı o önemli. Ya da partnerin diyeyim, ilişkide bulunduğun insan diyeyim, sevgilin olan insandan bahsediyorum. Bu insanla ilişkin çok önemli. Aşk. Çok söylenilen, belki bazıları için içi boşaltılan,
Kimileri için içi asla boşaltılmayacak olan, ki ben de bu arada aşka aşık olan insanlardan biriyim. Aşkın kendisini çok seviyorum. Aşk duygusunu çok seviyorum. Kalbimde pırpırların uçuşması benim için asla hayal değil ve gerçekten bu duyguyu hep çok sevdim. Böyle bir karaktere sahip bir insanım. Bu çok güzel ünlemeler. Bunu liste yaptım. Az sonra size aktaracağım. Hatta artık okumaya başlayayım bunları. Bunları etkinlik sırasına göre sıralamadım. Aşk uyumlamalarını şöyle bir listeledim. Bunların hepsini okuyorum şimdi. Aşk, sevgi ve bakım reikisi. 5 aşama. Sevgi ışığı. Bu da bir aşama. Pembe ışık reikisi. Bu da bir aşama. Pembe kuvars reiki. Duygusal özgürlük reikisi. Burada bir parantez içi yapayım. Duygusal özgürlüğün aşkla ne ilgisi var diyeceksin. Duygusal olarak kendini özgür hissetmezsen, rahat edemezsen, kalbine ulaşamazsan aşkını da açıklayamazsın. Duyguların da hep içinde kalır. Duygularını ifade edemeyenler için daha uygun. Kapattım parantezi, devam ediyorum bunları anlatmaya. Aşk çekim sihri, güzel bu. Kalbin anahtarı, kalbinin anahtarı. Nefis bir uyumlamadır, onu söyleyeyim. Kalbinin anahtarı. Buraya etrafına yıldızlar koyuyorum, ünlem koyuyorum. Çünkü kalbinin anahtarı nefistir. Bunu söyleyeyim. Biraz daha dikkatleri çekmeye çalıştım buraya. Sihirli aşk güçlendirmesi, bu da güzeldir. Altın kalpler ışını, pembe inciler güzelliği, sihirli sevgi ateşi, aşk dalgaları, aşk bombası, aşk enerjisi titreşimi, benim zümrüt aşk ve ikna auram. Bizde çok ekonomik olan ve dünyada o kadar da ekonomik olmayan bir uyumlama bu. Avrupa'dan falan bahsediyorum. Çok etkili bir uyumlama. Hem iknaya, hem aşka, hem de iletişim yeteneğine iyi gelen ve auranın da temel yapısını değiştiren bir uyumlama. Bak, İngiliz anahtarı gibi. Bizim sistemimizde fiyatı çok ekonomik. Parantez içinde kapattım. Ama Avrupa'da öyle değil. Zaten bunların büyük bir kısmı Türkiye'de bunlar pek yok. Niye pek yok? İnsanlar reiki hocası diye dinlenenler, çoğu kişiden bahsediyorum. Tabii ki bunların dışında kalanlar var. 50 tane uyumlaması var. Ben hocayım diyor. Site yapıyor. Bilmem ne. Zaten onun kaç tane uyumlaması olacak, neleri olacak, neleri uyumlayacak, o da ayrı konu. O yüzden diyorum, hani birçoğu Türk sitelerinde yok, Türk hocalarda. Avrupa'daki hocalarda ya da Amerika'da hocalarda daha çok var bunlar. Turuncu gül reikisi. Ha, nerede kaldım ben? Benim zümrüt aşk ve ikna auram dedim en son. Tutkulu aşk titreşimi. Aşkın gücü iksiri. Aşk reikisi, çok 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 uyumladığım ve her yerde dünyada sanırım en çok uyumlanılan aşk enerjisidir. Aşk reikisi ve çok etkili. Lütfen, çok etkili. Aşk istiyorsan ilk yapacağın şey aşk reikisine uyumlanmaktır. Bu kadar. Hem de fiyatı da çok, hani etkisine göre ekonomik. Onu söyleyeyim. Etkisine göre ekonomik. Burada fiyat paylaşmıyorum. Turuncu gül reiksi. Bu arada hani parantez içinde fiyat merak edenler tunareiki.com'a bakabilir. Bu arada hani şunu da söyleyeyim parantez içinde. Bunları hani ben bunları uyumlayayım bilmem ne falan filan. Bunun için bunları paylaşmıyorum. Burada amacım reklam yapmak değil. Burada bilgi vermek için paylaşıyorum. Bunu gidersin başka bir insandan alırsın. Burada onu önemsemiyorum. Önemsemiyorum onu. Değil mi? Önemsesem zaten fiyat paylaşırım, şu bu. Amacım o değil, bilgi vermek. Çünkü insanlar bir evvela uyumlamalar hakkında bilgi sahibi değil. Hani bundan önceki videomda para uyumlamalarını, parayla ilgili, bereket, bollukla ilgili uyumlamaların listesini paylaştım. Bundan sonra da mesela şans uyumlamaların listesini paylaşacağım. Bu böyle devam edeceğiz. Bu bir seri olarak düşündüm. Burada amacım reklam yapmak değil, bilgi vermek. Uyumlamalar konusunda bilgi vermek. Çok uyumlama var, arasında kaybolabilirsin. Hele ki 4000 uyumlama arasından hangileri dediğim zaman vay dersin. Hocam ne yapacağım ben? Bu kadar uyumlamanın hangisinin bana uygun olduğunu nereden bileceğim? Burada bir yardım ediyorum. Yani hani kafa karışıklığını gidermek için. Bunu git Ahmet'ten al, Veli'den al. O beni ilgilendirmiyor. Tamam mı? O oralarda hiç ilgisi olmayan bir insanım zaten. Hatta çoğu insan bana şey der, hocam hiç siz kendinizi düşünmüyor musunuz falan der. Ben orada değilim. İnsanın kısmeti zaten vardır. O kısmet başka yerden zaten gelir. Orada değilim. Bilgi veren insanım ben. Bilgi vermeyi de seviyorum. Şu anda gene gecenin 3.30'u. Bilgi için buradayım.
Yine bir parantez içinde buna devam edeceğim söz. Şey listeyi bitirmedim. Devam edeceğim kaldığım yerden. Parantez içinde reikilerden bahsetmeyi seviyorum. Yaşam enerjim bu benim. Yaşam enerjim. Bu benim enerjimi yükseltiyor. Kendimi iyi hissediyorum. Listeye baktığımda, enerji çalıştığımda, enerji konuştuğumda, bunları anlattığımda, spiritüel insanlarla konuştuğumda, ki bir de bizim iyi bir topluluk olduğumuzu düşünüyorum, güzel bir topluluk olduğumuzu düşünüyorum. Dolayısıyla burada bir sinerji var. Ben sizlerin enerjisini hissediyorum. Dolayısıyla burada karşılıklı şu anda sohbet edemiyor olsak bile ya da öyle görünmüyor olsa bile bu spiritüel insanların bu çerçevede toplanmasını seviyorum ve bunlara bir spiritüel bir meseleyi, bir spiritüel herhangi bir şey anlatmayı, konuşmayı seviyorum. Zaten spiritüel olan her şeyden bahsetmeyi seviyorum. Tam da dünyaya gelmek amacı psişik, spiritüel olan bir insanın enerjiden başka ne konuşsun ki? Enerjinin her halini sabahlara kadar konuşabilirim. Sabahları, öğleden sonra, akşam, her saatte konuşabilirim. Hayatım enerji. Aslında hayatta en çok sevdiğim şeylerden bir tanesi bu. O yüzden bana hiçbir zaman iş gibi gelmedi. Ne uzun bir parantez içi yaptım, değil mi? Listeyi bırakıp ne uzun bir parantez içi yaptım. Hadi kapattım listeyi. Parantezi. Nerede kaldım? Bak şimdi birkaç tanesinden bak baştan okuyorum. Tamam mı? Aşk uyumlamalarını şöyle hızlı hızlı geçiyorum. Baştan okuyorum. Aşk, sevgi ve bakım reikisi dedim. Sevgi ışığı dedim. Pembe ışık reikisi, pembe kuvars reiki, duygusal özgürlük reikisi bir aşama, aşk çekim sihri bir aşama, kalbin anahtarı bir aşama, sihirli aşk güçlendirmesi bir aşama, altın kalpler ışını bir aşama, pembe inciler güzelliği bir aşama, sihirli sevgi ateşi bir aşama, aşk dalgaları bir aşama, aşk bombası bir aşama, aşk enerjisi titreşim bir aşama, benim zümrüt aşk ve ikna auram bir aşama, tutkulu kalp titreşimi bir aşama, aşkın gücü iksiri bir aşama, aşk reikisi bir aşama, turuncu gül reikisi, pembe lazurin reiki, kalbinin anahtarı, ha bunu yukarıda da söylemiştim, kırmızı sevgi alevi bir aşama, evlilik reikisi 3 aşama, bunlar evlilik isteyenler için, evlilik reikisi, tutkulu evlilik enerjisi, bu da evlilik isteyenler için. Aşkın çekim gücü 6 aşama, çok güzel bir enerjidir. Çok güzel, harika bir enerjidir. Aşkın enerjisi aktivasyonu, büyük ilişki aktivasyonu, tutkulu aşk güçlendirmesi, aşk ve farkındalık enerjisi, Şamuel büyük sevgi uyumlaması. Burada durup söylemem lazım. Şamuel bir melek. Şamuel'den gelen her bir parantez açıyorum. Kısa bir parantez olacak. Şamuel'den gelen her enerji güzel bir enerjidir. Bu o kadar güzel bir enerji ki. Şimdi Şamuel büyük sevgi uyumlaması ile ilgili küçük bir dipnot veriyorum. Bu nasıl bir şey biliyor musun? Bunu aldığında sadece sevgilin için falan değil. Bu seni öyle tatlı, öyle pırıltılı, öyle şirin. Yani böyle sevgi dolu gösterecek ya, yani insanlarla ilişkin tatlı olacak. Ama bunun ilişkine, sevgiline, eşine de yararı var. Niye? Diyelim ki adam sana kızacak. Ondan sonra sen diyeceksin ki Şamel büyük sevgili uyumlamasını aktif ediyorum ve şu anda kocama yolluyorum diyeceksin. Adam pamuk gibi oluyor. Ondan sonra hayır diyeceği yerde daha tatlı şekilde evet diyor. Tamam mı? Daha tatlı oluyor. Ya da arkadaşına. Ondan sonra ama bu sevgi yapıyor, yani sevgi, tamam mı? Aşkla alakasından daha çok kalbinde seni sevgi pınarı falan gibi görüyor. Sevgi mıncırığı falan gibi görüyor, tamam mı? Küçük kedi yavrusu gibi. Diğerleri daha çok aşkla ilgili. Şamel büyük sevgi uyumlaması. Harika bir uyumlama. Harika. Bu senin auranı da güzelleştirir. Harika bir uyumlama. Enerjini de güzelleştirir ve kalbini yumuşatır. Kendini iyi hissedersin. Çok güzeldir. Tamam, bunu burada söylemiş olayım bir dipnot diye. Büyük aşk iksiri uyumlaması, evlilik enerjisi, aşk enerjisi, dikkatleri üzerine çekme enerjisi. Liste bu kadar. Biraz daha devam edeceğim. Dikkatleri üzerine çekme enerjisinin aşk uyumlamaları arasında ne alakası var diyeceksin. Dikkatleri üzerine çekme enerjisi şöyle bir enerji. Bu aşk için olan bir enerji değil. Ama niyeti
Sadece ve sadece dersen ki hani şu kişi eşime dikkatleri üzerine çekme enerjisini aktif ediyorum ve eşime bir saat boyunca yolluyorum dersen adam seni fark eder. Saçını yaptırmışsındır adam fark etmiyor artık seni aradan 20 yıl geçmiş. İşte giysini değiştirirsin fark etmiyor rujunuzu değiştirirsin fark etmiyor ki olmuyor. Tamam mı? Bu aslında dikkatleri üzerine çekme enerjisi aşk uyumlaması değil. Ama sen bunu aşkına da eşine de kullanabilir misin? Kullanabilirsin. Ama eşine falan kullanmayabilirsin. Mesela bunu başka işlerde network yapanlar işte başka başka şekillerde de kullanılabilir bu. Tamam mı? Ama dersen ki çok fonksiyonlu bir uyumlama. Dersen ki hani ben bunu sevgilime, aşkıma uyumlayıp şifa manasını yapıp kullanabilir miyim? Evet mümkün. Mümkün. Dipnot bu bir aşk uyumlaması değildir. Dikkatleri üzerine çekme enerjisi sadece ve sadece niyetinde onu eşin için kullanırsan o zaman eşinin dikkatleri sana doğru çevrilecektir. Ama bunun dışındaki erkeklerin ya da kadınların hani aşk üzerine olan enerjisi sana çevrilmez. Çünkü niyetini öyle etmen lazım. Anlatabildim değil mi? Bu uyumlamayı daha uzun uzun anlatabilirim ama burada onu anlatmam yersiz olur. Sadece aşk üzerine kullanacaksan eşin olarak niyet edeceksin. Burada parantezi kapattım. Kadınlar için harika bir şey söyleyeceğim şimdi. Buraya kadar saydıklarımı hem kadınlar hem erkekler kullanabilirdi. Anlaştık mı? Buraya kadar saydıklarımı hem kadınlar hem erkekler kullanabilir. Tamam. Şimdi anlatacaklarımı ise sadece kadınlar için. Sürpriz. Buradan sonrasını kadınlar için ayırdım. Çünkü özel bir sürprizim var size. Harika. Bu türlü sorular çok geliyor. Hocam işte cazibe için ne yapabilirim? Dişil misyonum yani nasıl diyeyim sana? Şöyle bir şey var. Kadınlarda sol taraf enerjiden bahsediyorum. Sol taraf almaktır, sağ taraf vermeyi ifade eder. Kadınlar almayı bir süre kabul etmediği zaman eril tarafı daha çok ortaya çıkar. Daha cazibeli olmaz, daha fark edilmez. İşte alımlı kadın imajı daha azalır. Hani bazı kadınlar daha farklıdır ya. Ondan sonra daha eril istemeden de olsa belki fark etmeden daha eril görülür. Ondan sonra ya da daha yaşlılık emareleri görülebilir. Olabilir normal yani hani hayat koşulları. Ondan sonra iş güç koşturuyoruz. Dolayısıyla bir takım şeyler farklılaşabiliyor. Dolayısıyla bunları arttırmak için enerjisini, dişil enerjisini, güzelliğini, cazibesini arttırmak için bu tür reiki desen, uyumlama desen, enerji kadın enerjileri var mı? Var. Şimdi bunları anlatıyorum. Harika. Bunlar bulunmaz Hint kumaşı listesi. Direkt. Direkt altın ipliklere sarılmış bir kumaşta da verilebilir bunlarsa. Anlatıyorum. Güzel elmasların ışığı. Devam ediyorum. Bir diğeri. Bu ilk saydığım güzel elmasların ışığı bir aşama. Altın ışıltılı güzellik bir aşama. Bir diğeri güzellik ve cazibe aktivasyonu. Lütfen çok güzeldir. Dişil enerji misyonu bir aşamadır, muhteşemdir. Öyle bir şey ki burada biraz konuşmak istiyorum. Burada biraz bunu anlatmak istiyorum. Dişil enerji misyonu ne biliyor musun? Yani küçüklükte onun erkekleri küçüklükten itibaren hani ergenlikten itibaren kadınların erkeklere duyduğu güven kaybolmuş olabilir. Bununla birlikte kendini dişi olmaktan sevmemiş olabilir. Dişiliği sevmemiş olabilir. Alma verme dengesi var. Kadınlar almayı kabul etmemeye başladıkları zaman bütün enerji değişir. Bak sana bir şey söyleyeceğim. Bu evrende her şey kuantuma dayalı. Şimdi sen kendini ne kadar güzel hissedersen seni güzel hisseden güzel gören insanlar karşına çıkar. Bununla ilgili bu parantezi çok uzatmayacağım. Bununla ilgili acayip uzun konuşabilirim ama çok uzatmayacağım. Sen kendine öz saygın fazla olursa sana saygı duyan insanlar karşına çıkar. Sen kendini beğenirsen seni beğenen insanlar karşına çıkar. Sen evrenden almayı kabul edersen sana vermeyi kabul eden insanlar çıkar. Bana insanlar geliyor diyor ki hocam hep aldatılıyorum. Hep işte
bana hiçbir şey sunmayan, sadece beni yiyip bitiren, enerjimden yararlanan, paramdan yararlanan, ünvanımdan, şanımdan yararlanan insanlar var. Her meslekten danışanlarım var. Dolayısıyla böyle sorular geliyor. Bunlar ne için oluyor? Alma verme dengesi değişmiş. Niye? Bir yerde diyor ki ben evrene hep veririm. Hediye veriyor, fedakarlık veriyor, özveri veriyor ama almıyor. Ya utanıyor almaktan. Ben manevi şeylerin almaktan bahsediyorum, paradan değil. Manevi şeylerden. Yani küçük şeyler bile olabilir bu. Bir yardım olabilir. Bunu kabul etmiyor. O zaman evrene ne gönderiyor? Ne gönderiyor? Ben sürekli veririm, almayı kabul etmiyorum. Ama bunun başka bir boyutu daha var. Kendi evreninde, kendi kalbinde, kendi aurasındaki dengeyi bilmeden bozmuş oluyor kadın olarak. Bunu erkekler de yapıyor, kadınlar da yapıyor tabii ki. Böyle bozulunca aslında enerjiyi karşı cinsi kendinden istemeden, bilmeden uzaklaştırmış oluyor. Bir parantez, işte seanslarda, aslında spiritüel gelişim seanslarında bunları da ne yapıyoruz? Konuşarak, bilinçaltı temizliğiyle bunları da değiştiriyoruz ya da karma temizliğiyle. Dişil enerji misyonu harika bir uyumlama ve bunu aktif ve pasif çalıştıkça uyumlamanın kendisi düzeltiyor. Burada ben yeri gelmişken bu bilgiyi vermek istedim. Tamam, kocaman bu bilgi, dişil enerji misyonu ne yapıyor? Bunu anlatmak için söyledim. Hatta kozmik dişil enerji de buna benzeyen bir uyumlama. Yalnız onun enerjisi daha güçlü. Daha güçlü ve daha kuvvetli bir enerji. Daha sarsıcı ama derinden gelen karmaları da çözen bir enerji. Devam edelim. Seksi cazibe sihri, kraliçe güzellik sihri, kozmik dişil enerji, onu söyledim. Sihirli güzellik ateşi, cazibe yükseltici, tanrıça enerjisi, güzellik bombası. Burada aşamalarını söylemedim. O yüzden tekrar söyleyeyim. Şuradan tekrar başlayacağım. Kadınlar için aşk ve güzelliği arttıran uyumlamaları tekrar ediyorum. Aşamalarını söyleyerek tekrar edeceğim. Güzel elmasların ışığı bir aşama. Altın ışıltılı güzellik bir aşama. Güzellik ve cazibe aktivasyonu bir aşama. Dişil enerji misyonu bir aşama. Seksi cazibe sihri bir aşama. Kozmik dişil enerji 3 aşama. Kraliçe güzellik sihri bir aşama. Kozmik dişil enerji, onu söyledim. Sihirli güzellik ateşi bir aşama. Cazibe yükseltici bir aşama. Tanrıça enerjisi bir aşama. Güzellik bombası bir aşama. Dünya dışı güzellik bir aşama. Kırmızı ateşli coşku bir aşama. Lütfen, kadınlar için çok güzel ve birçok bakımdan eşsiz bir uyumlamadır. Ben her zaman şunu söylüyorum. Birçok insan, uyumlama hocası bunları söylemez ama ben her zaman hani gerçek bilgiyi edinmenizi istiyorum. Ya 50 bin tane uyumlama almana gerek yok. 50 bin uyumlama yok ama hani örnek vermek için söyledim. 4 bin uyumlamaya gerek yok ya da bunların hepsini. Diyeyim sana 10 tane kadınlıkla alakalı ya da aşkla ilgili doğru düzgün kuvvetli uyumlama al, yeter. Yeter. Hafif sistemlere gerek yok. Niye? Onları çalışacaksın ayrı zaman, değil mi? Akılda kalması için bir de ezberleyeceksin, gerek yok. Bunun için ne? Bak mesela şurada son ne dedim ben? Kırmızı ateşli coşku dedim ya, muhteşem bir enerji. Muhteşem, güzel. Listene bunu eklemelisin. Kadınlar için söylüyorum. Çünkü kadın uyumlaması bu. Erkeklere söylemiyorum bunu. İlk saydıklarım erkeklere de olurdu. Bu son saydıklarım sadece kadınlar için. Mistik güzellik ışını bir aşama, derin güzel kadınsı enerji bir aşama, kuantum güzellik uyumlaması bir aşama, sihirli güzellik 999 iksiri. Bu da harika bir uyumlamadır. Harika. Özellikle yani hani böyle birini görürsün, ya bu nasıl güzel bir kadın der, ya erkekler ya da kadınlar da kadınlara bakıyor, açık konuşalım. Biz hani kıyas yapmak ya falan filan ya da hoşumuza gittiği için de konuşabiliriz. Neyse, bu sihirli güzellik 999 iksiri uyumlaması harika bir uyumlama, güzellik katıyor. Bu aşk için değil, kadını güzelleştiren bir uyumlama.
güzellik gösteriyor. Güzellik katıyor. Yüz güzelliği olsun. Hani böyle cazibe olsun, alım olsun. Hani birisi ne diyeyim? Eşofman giyer ama güzel durur ya. Ya yüzünde bir parıltı vardır. Cildi güzeldir. Başka bir şeydir yani. Kendine baktırır. Öyle bir enerjisi vardır. Kimisinde kadın kokusu vardır. Benim söyleyeceğim aşk uyumlamaları ve kadınlar için sıraladığım kadın uyumlamaları bu kadar. Bu videoyu tekrar dinleyip not alabilirsin. Şimdi kişilerin bana sorduğu sorulara gelelim. Bunların hepsini almak gerekli mi? Yok, gerekli değil. 4000 uyumlamayı taradım. Tek 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 saatlerimi verdim. Saatlerimi verdim. Senin için bunu çıkardım. Liste bu liste. Altın değerinde. Bu listeyi çıkardım. Çünkü çok isteniyor bu. Çok. Bunu isteyen çok. Ve defalarca baktım listeye. Bunun dışında tabii ki bu güzel bir şey. Seni şimdi taramana, maramana, bilmem ne yapmana gerek yok. Bu isimle girersin, bakarsın yani. İster tunalreiki.com'dan ya da başka sitelerden bulabildiklerine bakarsın. Bazıları başka sitelerde de olabilir. Bunların bazıları başka sitelerde yok. Ya da hepsini bir arada bulmanla zor olur. Sadece benim kanallığımda alınan birkaç tanesi de var. Onu da söyleyeyim. Onun dışında aşk kapısının açılması için hepsi lazım mı? Yok, değil. Aşk kapısının açılması için sence aşk reikisi bile yeterli. Kadınlık enerjisi için kozmik dişil enerjisi bile yeterli. Bunların hepsini tunalreiki.com'da bulabilir misin? Hepsini orada birkaçı yok. Tunalreiki.com'da yok. Niye? En başta onu söyledim. 4000 uygulamayı biz ekleyemedik Tunalreiki'ye. Zamandan dolayı. O yüzden bizim sitemizde olmayan, tunalreiki.com'da olmayan belki 2-3 tanesi orada yoktur. Ne desem, bunların hepsini değil de sadece birini alsam hangisini önerirsiniz hocam demiş. Aşk reiksi. Bunu söyleyeyim. Aşk konusunda ilk üçe hangisi girer hocam demiş. Bunu da söyleyeyim. Bu soruyu da yanıtlayayım. Aşk reiksi, büyük ilişki aktivasyonu, sihirli aşk güçlendirmesi. Tamam. 3 tane söyledim. Burada bahsetmediğim ama yine de etkili olanlar var mı? Bir de evlilik ilişkilerini güzelleştirecek uyumlamalar var ama isimleri biraz faullü. Burada söyleyemeyi doğru bulmadım. Ama tunalreiki.com'da uyumlamalar sayfasında gezinirsen zaten fark edersin. İsimleri biraz değişik. O yüzden burada dillendirmek istemedim. Ama özellikle kadınlar için çok güzel uyumlamalar var. İlişkileri güzelleştirecek. Ama isimleri birazcık farklı olduğu için burada tek tek söylemeyi doğru bulmadım. Ama orada baktığın zaman onları da göreceksin. Onlardan da çok güzel ve etkili olanlar var. Burada da onu söyledim. Başkasının pek de söylemeyeceği, bazılarının söylemeyeceği bir şey söyleyeceğim şimdi. Bunların hepsinin enerjisi aynı yükseklikte ve aynı etkide mi? Daha hafif sistemler de var mı bu listenin içinde? Demem o ki daha az etkili olanlar neler dersen bana bu listede, evet var. Ben etki sırasına göre bunların hepsi etkili diye bu listeyi yapmadım. Bunların hepsi aynı etkide değil. Bazıları çok kuvvetli, bazıları azıcık etkili. Bazılarını hiç almasan da olur bu listenin. O yüzden bu sonda söylediğim dipnotlar önemli. İlk üçe ne girer? Bir tane alsam ne alayım? Bunlardan hangisini hiç almasam olur hocam? Şimdi onu söyleyeceğim. Derin güzel kadınsı enerji. Yani olsa da olur, olmasa da olur. Aşk enerjisi titreşimi. Olsa da olur, olmasa da olur. Mistik güzellik ışını. Yani etkisi var ama hafif. Tamam. Bu üçü etkisi hafif olan. Dersen ki bana, hocam siz niye aldınız? Bunu hep söylüyorum. Benim şöyle bir durumum oldu. Ben bu enerji sistemlerine aşık oldum desem yeri. Bunu bir heyecan, acayip bir güzel, bunu sevdim yani. Hayatımda çok sevdim. Ve öbürünün nasıl etkisi var? Bunun nasıl etkisi var? Allah imkan verdi, aldık. Dolayısıyla ben bunları çok sevdim. Bir de şöyle bir şey var. Uyumlanabildiğim tüm sistemlere kanal olacağım dedim. Tüm sistemlere. Dolayısıyla en kapsamlı şifa hocası olmak istiyorum dedim. En kapsamlı şifa listesi en kabarık olan şifa hocası olmak istiyorum dedim. Zaten ben bunu niyet etmiştim.
Çok yıllar önce. Çok yıllar önce. Dolayısıyla ben bunu almış olmasam zaten etkili olup olmadığını bilmem. Değil mi? O yüzden almış olmam iyi bir şey. Çünkü şimdi seni yönlendirebiliyorum. Bu sadece bu konuda değil. Diğer uyumlamalarda da öğrenci bana geliyor, diyor ki hocam şu uyumlamayı istiyorum. Ben ona diyorum ki onu alma. Aynı fiyatta başka bir uyumlama önereyim sana. Daha yüksekte olmasın, tamam, eyvallah. Ama aynı ederde ben sana başka bir uyumlamayı önereyim. Niye? İşine yarasın. Değil mi? İşine yarasın. O yüzden benim dünyanın her tarafından danışanım var. Her yerden. Tabii binlerce şükür şu anda Kasım ayına randevu yazıyorum. Ve günde 3000'den fazla mail geliyor. Şükürler olsun. Burada da benim karşımdaki insana bilgi verme, maksatlı davranman önemli bir husustur herhalde. Çünkü benim çok hocam oldu, çok çok hocam oldu. Bu kadar uyumlamayı nereden alacaksın? Başka hocalardan alacaksın. Hiçbirisi benim binde birim kadar ilgilenmedi. Uyumlamayı yapıyor, dosyayı yollarsa yolluyor, selametle. Hadi, ara ki bulasın. Ondan sonra, neyse, o ayrı konu, bu videonun konusu değil. Yani az etkili olan ne dersen, 3 tane uyumlama söyledim bunların içinde. Olsa da olur, olmasa da olur. Yani işine yarar mı? Ben şifacı olacağım, hepsini alayım hocam dersen. Ya da hocam benim imkanım var, eşimle aramın mükemmel olmasını istiyorum ve yapabileceğim her şeyi yapmak istiyorum dersen. Olabilir. Olabilir. Yani o zaman olabilir ama o zaman bile son 3 tane söylediğimi önermiyorum. Onu söyleyeyim. Benim dışında bunu söyleyen olur mu? Bilmiyorum. Olmaz sanırım. Ondan sonra bunların dışında benim söylemediğim var mıdır? Olabilir. Şu anda aklıma gelmeyen, listenin dışında kalan belki 2 tane kalmış olabilir. Listede gözümün o an fark etmediği 2 tane kalmış olabilir. Olabilir. Ama önemli olan bunlar, onu söyleyeyim. Bunların hepsiyle çalışmak zor olur mu? Olmaz. Bak hemen ben sana bir yardım edeyim. Çok uyumlamayla nasıl çalışılır? Ses dosyam var benim, videom. Onu dinleyebilirsin, o ayrı konu. Ama burada bir örnek vereceğim. Bir örnek vereceğim. Bak şimdi. Ben nasıl çalışıyorum? Aşk, sevgi, bakım reikisini aktif ediyorum. Ya da başka bir örnek vereyim. Şimdi söyleyeceğim tüm uyumlamaları aktif etmeye niyet ediyorum. Dikkat dikkat, bunu ilk kez söylüyorum. Tamam. Şimdi söyleyeceğim tüm uyumlamaları aktif etmeye niyet ediyorum. Aşk, sevgi, bakım reikisi, sevgi ışığı, pembe ışık reikisi, pembe kuvars reiki, duygusal özgürlük reikisi, aşk çekim sihri, kalbin anahtarı, sihirli aşk güçlendirmesi, altın kalpler ışını, pembe inciler güzelliği, sihirli sevgi ateşi, aşk dalgaları, aşk bombası, aşk enerji titreşimi, benim zümrüt aşk ve ikna auram, tutkulu kalp titreşimi, aşkın gücü iksiri, aşk reiksi, turuncu gül reiksi, pembe lazurin reiki, kalbin anahtarı, kırmızı sevgi alevi ni aktif ediyorum. Ve şu anda eşime tüm ömür boyunca bunları yollamayı niyet ediyorum, selametle. Bitti. Ben eşime dedim, tabii ki başkasına bunları yollayamam. Bunları başkasına yollama çünkü onunla arandaki bağlar kuvvetlenir. Tamam mı? Bunları eşine yollayabilirsin. Başkasına yollama. Bunu söyleyeyim, dipnot. Ya da sevgiline yollarsın. O ayrı konu. Bunları toplu pasif de çalışabilirsin. Ben şimdi ne yaptım? Pasif yolladım. Tamam mı? Bir başka dipnot. Bunları böyle söyleyebilir misin? Hani uyumlanmadan. Uyumlanmadan söyleyemezsin. Bunu bir önceki videomda da söyledim. Para uyumlamalarını anlattığımda. Reiki ve şifa sistemleri el almak gibidir. Birinden el alman lazım. İlk önce o uyumlamaya kanal olman lazım. Bunun için bu konuda bilgi almak istersen uyumlama nasıl yapılır videomu dinleyebilirsin. Güzel anlattım sanırım. Bunları ayrı ayrı listeledim. Güzel oldu. Ya acayip bir şey işte, bunun da nasibi bu zamanmış. Benim o kadar çok uzun zamandır bu aklımdaydı ve o kadar çok istek vardı ki bununla ilgili. Belki yıllardır bunu bir ara yaparım diyordum ama işte bu zamanmış nasibi. Bunların hepsine uyumlanabilir miyim? Olabilir, uyumlanabilirsin. Aşk enerjilerine uyumlanmak bana ne sağlar? 2 sene sonra hayatına girecek aşkı 2 ay içine çekmeni sağlar. Bu. Ama bu konuda sabırsız olmamak lazım. Gerçekten çalışmak lazım. Aşk blokajı olan insanlarda bu konu daha uzun sürer. Daha uzun sürer. Hemen samimiyetle şunu söyleyeyim. Benim aşk blokajım vardı. Gerçekten benim aşk blokajım vardı hatta. Kendi üzerimde çalıştım.
üzerimde çalıştım. Her gün 2-3 saat çalıştım kendi üzerimde. İnsanlar bu konunun çok kolay olduğunu sanıyor. Yani hani bir uyumlamanın her şeyi yapabileceğini sanıyor. Evet yapar. Bir haftada etki eden insanlar var. Ama onunla ilgili karması yoksa, aşkla ilgili karması yoksa, aşkla ilgili blokajı yoksa, değil mi? Aşkla ilgili önceki hayatta yediği haltlar yoksa, evet o zaman bir haftada açabilir. Evet doğru. Ama başka faktörler var. Aşkla ilgili yoğun bir karman varsa, o zaman daha çok çalışman lazım. Tamam. Daha çok çalışman lazım. Ama yine de çalışıyor mu? Çok sorulan bir soru. Hemen burada söyleyeyim. Kişinin üzerine negatif varlık nazar, avro yırtığı, yıldız düşüklüğü var diyelim. Yıldız düşüklüğü var. Kısmet kapalı, o bu. Olmayan yok yani. Aşk uyumlamaları işe yarar mı? Çok sorulan bir soru. Bu bana çok soruluyor. Acayip çok soruluyor. Yani sormayan yok. Lütfen bunu dinle. Evet, işe yarar. Yine yarar. Yine yarar. Örneğin bir aşk reiki, tutkulayan evlilik enerjisi, evlilik reiki yine işe yarar. Bunlar saydığım hepsi yine işe yarar. Evet doğru. Ama şöyle bir şey var. Üzerinde bahsettiğim işte negatif varlık varsa, nazar varsa, yıldız düşüklüğü varsa, aura yırtığım varsa, kısmet kapanıklığı varsa nasıl işe yarar? O zaman 2 senede de açabilir. Anlatabiliyorum değil mi? Zaman uzar. Zaman uzar. Ne olur? İşe yarıyor ama o zaman senin diğer kişi bu blokajları yıldızı çok yüksek diyelim ki Ayşe'nin yıldızı çok yüksek. Her şey üzerinde nazar falan yok. Harika. Blokaj desen ne gezer? Harika. Hiçbir şey yok. Ayşe günde 10 dakika aşk reiki çalışıyor örneğin. Ya da başka burada saydığım başka bir uyumlaması çalışıyor. Aynı hafta etki ediyor. Niye? Kız pırıl pırıl. Hiçbir blokajı yok ki. Onun o kadar temiz ki alır yürür o. Daha çabuk etkili eder. Anlatabildim mi? Bir de söylemeden geçemeyeceğim. Çok acayip bir şey. Bunu deneyimledim. Bunu sen de deneyimlersin. Aşk enerjisi açıldı mı hayatında? Yani senden hoşlanan insanlar artar. Evlilik kapın açıldı mı? Artar ya. Artar yani. Evlilik kapının açıldığı zaman o aylar var ya, onun açıldığı zaman gelir sana tak 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 birkaç kişi evlilik teklif eder. Bu böyledir. Yani ben de yaşadım o aylarda. Ondan sonra nereden çıktı bu ya dersin. Yani ne alaka dersin, tamam mı? Böyle bir şey. Ne oluyor dersin. Yani o kapı bir açılmıştır öyle. Yani açıldı mı açılır. Hani bunun korkulacak bir tarafı yok öyle. Tamam mı? Bu hep olur yani. Bunu bilenler de bilir. Bu aşk için de böyle. Senin bu aşk kapın açıldı mı? Yani eski sevgilin gelir. Ya ben sana rezil davrandım. Ne yaptım der. Gelir af diler. Tabii affedip affetmemek ayrı hikaye. Onunla birlikte devam edip etmemek o da ayrı hikaye. Anlatabildim mi? Ama asıl aşık olduğun, senin mutlu olan insanla birlikte olman lazım. Bu tabii ki senin kararın. Değil mi? Güzel bir çalışma oldu. Evlilik için neyi uyumlanır hocam demişler. Onu da söyleyeyim. Bak çok güzel bu. Evlilik için peki ne yapayım hocam demiş. Hemen söyleyeyim. Evlilik reiki 3 aşama. Tutkulu evlilik enerjisi var 3 aşama. Bu da harikadır. Bir de evlilik enerjisi var. Bunu da söyleyeyim. Hocam cazibe için ne önerirsiniz demiş. Kadınlık cazibesi için soruyor. Kırmızı ateşli coşku. Dişil enerji misyonu. Sihirli güzellik. Ondan sonra bak burayı tekrar söyleyeyim. Cazibe. Cazibe için. Cazibem artsın diyen insanlar var. Normal cazibem, güzelliğim artsın diyen insanlar var. Kısa, net olarak söylüyorum. Kırmızı ateşli coşku bir aşama. Dişil enerji misyonu. Sihirli güzellik. 999 iksiri sihirli güzellik ateşi. Bu kadar. Selametle. Güzel bir video oldu. Bunların her biri enerjinin değişik versiyonları. Senin de en iyi versiyonunla yaşamanı niyet ediyorum. Ve frekansın da enerjin de yüksek olsun diyorum. Sevgiler.